Haydi öpüldün. Ah merhaba. Merhaba baboş, ben de seni arayacaktım ya. Öyle mi abi, hayırdır? Abi sen bu senaryoyu daha önce başkasına okuttun mu ya? Vallahi bizim bir yapımcı daver var, bir de siz. Yapma be abi, bizim yapımcı bunu duymuş, inan çok bozuldu. Yapmayın ya. Yani piyasayı biliyorsun. Bir de bu döviz bürosu soygunu yani aksiyon içinde çok küçük kalmış. Yani böyle ne bileyim, daha geniş çaplı bir soygun olursa seyirci açısından düşünüyoruz yani. Buyur abi, buyur. Bu ne lan? Muhteşem metro soygunu Ç. Çok özgün. Anladım. Yürür bu. En az 5 milyon. Minimum. Eyvallah. 5-5. Hadi eyvallah. Ben bizim tip'le karşılaştım. Senaristi var ya. Hı. Yeni bir soygun senaryosu yazmış. Gel lan buraya, otur. Onur, bizi hiç karıştırma kardeşim. Sen kendi kendine git, ne alim varsa gör yani. Beni de karıştırma kardeşim. Kalbim kaldırmıyor, pırıp pırıp bayılıyorum sürekli ya. İyi ama arkadaşlar, senaryo çok güzel ya. Bak bir okuyun, siz de inanacaksınız. 3 tane şaşkın arkadaşın başından geçen bir macera. İnanmayacaksınız ama bu 3 tane şaşkın arkadaş allem ediyor, kallem ediyor, metroyu soyuyor. Yuh! Metro mu? Ulan treni neremize sokacağız biz? Hadi çaldın, nereye satacaksın? İkinci eli var mı treni? Sen duydun mu hiç ikinci el tren satan bir yer? Yok kardeşim, olmaz, mümkün değil. Kesin yakalanırız ya. Abi sen niye salak salak konuşuyorsun? Bir sus ya. Ya bak Onur, biz artık özümüze dönüyoruz kardeşim. Anlıyor musun? Sen de git Leyla'la mı barışacaksın, ne yapacaksın? Buradan pınlı pırtın topla. Kaybol git be ya, bu ne be? Metro çoygunları hep çoygun bir şeyler ya. Sakin ol kardeşim. Katılıyorum, lütfen git. Peki Hacamat? Kalk, hava alam gelen acık. Ben darlandım. Hacamatmış. Şerefsiz yaşayacağım ama şerefimle ölürüm ben, daha iyi Onur. Ben de. Gel buraya be, nereye gidiyorsun? Korkma, ben varım. Ben korkmadım ki oğlum. Selamünaleyküm Hacamat abi. Ve aleyne aleykümesselam ve rahmetullah ve berekat. Hayırdır mübarekler ya? Böyle hortlak görmüş gibi bir gözler pörtlemiş halde nedir ya? Yok Hacamat abi, acık moralimiz bozuk da bir de yani... Eğer ne tarafa baksak hep sen çıkıyorsun yani karşımıza yani. Ne diyor kitapta? El algül seçki, yani algıda seçicilik. E boşlusunuz ya şimdi bana. Borcunuz bitene kadar benim nefesim ensenizde dolaşacaksınız normaliyle. Ne yapıyoruz lan? Bin araba. Ne diyorsun Süleyman? Oğlum korkudan sesin bir yerine kaçtı. Ne diyorsun be? Ha, şimdi Hacamat abi. Arkadaş meraktan soruyor da diyor ki acaba nereye gidiyoruz diyor. Yani o Süleyman sordu da... Ya korkmayın mübarekler. Stres atacağız hep birlikte, ter atacağız. Rahatlayacağız. Palat. Hacamat abi, acaba sen böyle oturmasan mı diyorum ben? Ne ya mübarek? Süleyman'ın fobisi var da. Ne diyor kitapta? Al anta min hata gul gubbayul hamam ta minel şerrul vücutul safam. Yani diyor ki hamamda terlemek sevaptır. Siz benim adımın neden Hacamat olduğunu hiç merak ettiniz mi? Anladım. Selim. Bir abi. Benim malet edevatı getir. Emredersin abi. Şimdi. İşte bu aletin adı Hacamat. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu alet ne işe yarıyor? Gerçi şimdi parayı ödemediğiniz zaman bunu sizin üzerinizde bir zat deneyeceğim. Ama lakin
merakınızı gidermek adına birkaç kelam edeyim. Açın şu bacakları. Şimdi bu mübarek aletin uç kısmında jiletler var karşılıklı. Bu boynuz denilen bölümden diye çekip bırakınca eti kapıyor. Bismillah. Rahmetli benim babam bunun ustasıydı. Allah rahmet eylesin. Acamat abi. Allah rahmet eylesin. Allah ölmüşlerine kavuştursun inşallah. Neden vefat etti peder bey? Şimdi benim babam rahmetli çok mübarek bir adamdı. Öyle gariban dostuydu. Nerede bir gariban olursa tutardı böyle kolundan götürürdü. Onunla bizzat ilgilenirdi. Abi ayır olsun inşallah. Yok mübarek korkma ben Hacamat'ı nereden kaptırabilirim ona bakıyorum. Çok estağfurullah ya. Selim. Vallahi ve billahi aklıma bir fikir geldi ki sormayın gitsin ya. Vallahi ve billahi ya. Ya diyorum ki şimdi bu mübarekleri yüzmeden önce hava verelim götlerinden. Dayayalım pompayı, verelim havayı, verelim havayı. Hava? Hava. Mantıklımış. Hı, kafana yattı yani. Yattı. Aferin. Ben seni ebiniz... Hayırdır mübarek? Sıcak yaramadı herhalde. Aman, fobisi var da bunun. Ne fobisi? Aman. Ya mübarek, sende bir her problemi mi var? Hayır, yok. Süleyman, yeter bak. Beynimi yedin bak Süleyman, yeter. Süleyman, yeter diyorum bak. İnek gibi mi öleyim Süleyman? Süleyman bak, biz bugün Acamat'a rastlamadık. Bunu Onur'a anlatmak yok, tamam? Lan yeter be! Korkmaya başladım, ne oldu sana be? Şimdi her şeyi anladım da, Hacamat'ı gördüğümüzü Onur'a niye söylemiyoruz? Çünkü ben o münafık Onur'un iyice böyle avucun içine düşmek istemiyorum da ondan Süleyman. Telefon çalıyor. Yok lan, benimki böyle çalmıyor ki. Süleyman, bak. Şeyin bu telefon Katunel'de X videoya giriyor mu lan? Sana ne lan? Bana ne? Sana ne? Bana ne? Lan? Bu Onur'un telefonu olmasın? Yok be, kedidir o. Ben moron. Bir kedi böyle miyavlar mı lan tingir tingir? Haklısın. Haklıyım tabii. Lan Onur konuştuklarımızı duymuş olmasın. He? Vallahi çok ayıp olacak duyarsa şerefsizim ya. Lan bir şey söylesene. Süleyman! Ne yapıyorsun be? Bir bakalım Onur yukarıda mı değil mi ha? İyi mi kötü mü? Çeto. Ne var? Konuştuklarımızı duymuş mudur? Elif çalan telefonunu duymuyor, görmüyor musun be? Ne gam var, ne kasvet var, hem de şu durumda. Oh, ne güzel yatıyor öyle, nereden olacak? Vallahi Banu Halkan gibi yayılmış. Çeto. Ne var? O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Çıkar mısın? Tamam. Uyanıklar. Cin olmadan adam mı çarpacaksınız lan siz? Ben size yapacağımı bilirim. Oo, ne zaman geldiniz ya? Şimdi, temin. Az önce. Sen evde miydin ya? Ya ben de öyle bir uyumuşum ki arkadaş. Geldiğinizi fark etmedim yani. Çeto, kardeşim ben eşyalarımı topluyorum. Birazdan yavaştan böyle kaçarım hani. O nasıl söz öyle Onur'um ya? Kardeşim sen o benim söylediklerimi ciddiye mi aldın? Ölürüm de bırakmam seni. Bak intihar ederim ha. Ya sen ona ne bakıyorsun kardeşim? O bıraksa ben bırakmam seni. Aşk olsun ya. Hem yengen tatilden geldiğinde seni görmezse çok üzülür.